Selamun aleyküm sayın takipçiler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün ne yapıyoruz? Aslında beni çekiyor bugün. Aslanım. Şimdi burada ne yapacağım? Şöyle, bugün levreli patates yapacağım. Burada birazcık yağlı etim var iyice. İyice bunu şöyle kavrayayım azıcık. Ya. Bak yağ çıkmaya başladı. Şimdi etini koyuyorum. Çok et kullanmayacağım. Şimdi etini kavrayacağım burada. Kapağını kapatıyorum. Şöyle bir parça tereyağı koyduk. Bu eti çok beğendim. Onu kavuracağım. Erisin sonra soğanla koyacağım. Şimdi etimizi kavurduk. Şimdi içerisine 2 tane orta boy soğan. Orta boydan biraz küçük. Bir de 1 tane kırmızı biber, 1 tane yeşil biber. Bunları da kavrulmasını sağlayacağız. Birazcık tuz koyalım. İçe başlatayım. Bunlar kavrulsun. Şimdi soğanımızı şöyle bir çevirdik iki defa. Şimdi o havuçlara koyuyorum. Çünkü havuçlar da sert ya. O yüzden bunları erke koyuyorum. Bunlar da kavrulsun. Güzelce. Orta ateşte. Evet. Şimdi orta ateşi almıştım. Orta ateşi almıştım. Şimdi şöyle bunu da biraz havucuyla kavurduk biraz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sarımsakları koyuyorum. Ve biber salçası bir kaşık. Acısız tabii ki. Şöyle salçasını bir kavurayım. Şimdi bir kaşık daha, 2 kaşık tereyağı koydum çünkü yağ az oldu. Şimdi böyle salçasıyla kavuracağız biraz. Şimdi ne yapıyoruz? Rezelyemizi koyuyoruz. Ya bu pişme hangisi daha çabuk pişer ya da geç pişer sırasıyla öyle koyuyorum. Havuç geç pişer mesela. Bu da patatesten daha geç pişer. Onun için sırasıyla koyuyorum böyle. Çok et koymadım. Yeter bu kadar değil mi? Et çok fazla olmuş. Bunu da kavuracağız biraz. Sonra patatesi koyacağız. Şimdi bezelyemizi şöyle 2-3 dakika kavurdum. Şimdi ne yapıyorum? Patatesini koyuyorum. Bugün tencere yemeği yapacağız. İzledik tencere yemeği. Şimdi içerisine bir çay kaşığı tuz koymuştum. Bir çay kaşığı tuz daha. Bir çay kaşığı. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir
şöyle biraz karıştıracağım. Yani patatesiyle biraz kavuracağım. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Patatesi, domatesi, kirasını yapıyoruz. Şimdi içerisine bir su bardağı su ilave ettim. Belki biraz daha koyabilirim. Şu an bir su bardağı koydum. Kapağını kapatıyorum, pişmeye bırakıyorum. Şimdi pilavı yapmaya geçiyoruz. Şimdi yemeğimiz pişti şu an. Yemeğimiz ne çok sulu ne de koru, biraz sulu. Şimdi kapağını kapatıyorum ve altını kapatıyorum. Yemeğimiz şu an pişmiş durumda. Biraz mercimek ekleyelim. Şimdi burada tenceremize şöyle bir yemek kaşığı. Tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı. İçerisine şöyle bir çay bardağı şehriye koydum. Arpa şehriye kullanacağım bu sefer. Bu da kavrulsun burada. Şimdi şehriyemizi kavurduk. Ve pirincimizi yıkadık. Bugün 2,5 bardak pirinç kullandım. Bir tane ile pirinç ziyan etmiyor. Değil mi? Hı hı. Şimdi pirincimizi kavuruyoruz ve suyumuz burada kaynıyor. Kaynamaya başladı. Kaynamak kızarı. Şöyle yavaş almıştım. Şimdi yükseltiyorum. Kızım. Tamam. Bugün hava oldu. İki gün hava biraz daha iyi, biliyorsunuz. Birinci cemre düştü. Birinci cemre nereye düşüyor? Havaya düşüyor. İkincisi de toprağa. Üçüncüsü de suya düşer. En son suya düşüyor. O zaman tam havalar ısınıyor. Ama şimdi birinci cemre düştüğü için yine havalar bir tık soğuk gitti. Yani sıcaklık arttı. Orada biz tabii hissediyoruz ama hani havalar çok soğuk tabii ki. Çok soğuk ama yine de eskisine göre biraz daha iyi. Olsun. Bu da burada kaynamak üzere. Burada yemeğimiz de pişti. Şimdi burada kapatalım. Yağımız. Saf yağ hiçbir zaman, şimdi normal tereyağı dolapta ya dışarıda beklerse bozulur. Mutlaka dondurucuda tutmak lazım. Bir de biliyorsunuz şimdiki yağlar çoğu süt tereyağı oluyor. Onun için onlar biraz sağlıklı olmuyor. Ama nasıl sağlıklı yaparız? Saf tereyağı yapıp da bu şekilde sağlıklı yapabiliriz yağımızı. Ve uzun ömürlü oluyor böyle. Ama diğer şekil, eğer kaynatmazsak, saf tereyağı yapmazsa maalesef kısa bir süre içerisinde yağ bozulabiliyor. Onun için bilginiz olsun. Buraya alayım bunu. Nasıl çok sıcak mı? Şimdi pirincimizi şöyle 2-3 dakika kavurduk. Biraz daha suyunu ekleyelim yapacağız.
Şimdi içerisine bir çay kaşığı dolusu tuz koyuyorum. Bir çay kaşığı. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Tabii ki yavaş aldım. En düşük ateşi. Şunu da azıcık. Şöyle pilavımıza bakıyoruz. Pilavımız pişmiş. Şimdi altını kapatıyorum. Ve birazcık şöyle yarım yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yeter yarım yemek kaşığı. Bu saf tereyağı. Onun için kızartıp üstüne dökmüyorum. Şimdi üstünü kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Bundan mı pilav koyalım? Hadi. Şimdi burada salatamızı yaptık. Burada teremiz var. Burada da yemeğimizi. Bu şekilde ben tam çok sulu yapmadım yemeğimi tabii ki. Bu şekilde biz istedik. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter bu kadar. Şimdi pilavımızı alalım. Şimdi sahip tavşanı yemeğimiz hazır. Şöyle bir yakından göstereyim aslında. Şöyle yemeğimiz. Maşallah, subhanallah. Çok güzel oldu. Mutlaka bu tarifi deneyin sahip tavşanı. Tam bir ana yemek. Hani bir tencere yemeği. Yani hani doyurucu bir yemek bu. Bu etsiz de yapılır. Etli de yapılır. Zeytinyağlı da yapılır. İstediğimiz yağdan yapabiliriz. Burada da pilavımız da hazır. Şöyle pilavımızı da göstereyim. Şöyle pilavımız maşallah subhanallah tane tane pilavımız şöyle. Sayın takipçilerim, beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.